hemen Patrikhane'nin çıkışı. Proje Patrikhane'nin hemen sınırından, yani şu iki şuradan başlıyor, şu binadan başlıyor. İki caddeyi kapsıyor şimdilik. Yıldırım Caddesi ve Bodina Caddesi. Ama bu demek değildir ki projenin bütünü iki caddeden oluşuyor. Aslında proje bütün olarak Fatih'e kadar bütün Ayvansaray, Fenerbalat Ayvansaray bölgesini kaplıyor. Ama bu şekilde uygulamalarının sebebi birdenbire bütün projeye uygulamak tepki çekeceği için böl parçala yönet stratejisiyle sokak sokak ilerliyorlar. Şarkılarda falan geçen Agora meyhanesi var ya. Gerçi şu anda Agora şeyi indirildi. Başka bir, burası bir sanat merkezine dönüştürülüyor şu anda. Senelerce burayı bekledik. Şimdiden sonra bizi buradan gönderecek, başkaları gelecek. Yani. Biz istemiyoruz yıkılmasını. Ne diyorlar peki? Bir konuşma yaptılar mı size? Bir şey duyuyorlar mı? Şu anda daha yapmadılar. Nasıl, ne verecekler, ne istiyorlar? Nasıl gelişecek süreç? Bununla ilgili bir bilgi vermediler yani. Üç katlı ev olana bir daire vereceklermiş. Onun şeysinde, karşılığında. Öyle söylemişler eşime. Öyle mi? Buradan mı verecekler? Benim, hayır. Başka buradan bir başka yerden. 33 metre yerim var, 4 katlı demiş. Sana bir daire veririz demişler. Ayvansaray'ın 8500 yıllık bir tarihi var. Kapalı çarşıdan daha eski bir çarşı bu çarşı. Şimdi bizim bildiğimize göre, yani projede gördüğüme göre, şu yani şu sıra, aslında adayı oradan çekmek lazım. Butik otel yapılacak 5 yıldızlı. Bu bütün çarşıda pasajı haline getirecek otelin, yani büyük bir otelin. O zaman düşünün, buradaki küçük esnaf burada yaşayabilir mi? Yani bu anlamda sadece buranın halkı değil, buranın küçük esnafı da buradan gönderilecek. Yani bu projenin esnafı da yok etme projesi olduğu ortaya çıkıyor böylece. Buradaki projelerden haberiniz var mı? Haberimiz olsa size de bilgi veririz. Bize vermiyorlar ki haberi. Ama size tebligat geldi mi? Yok, tebligat gelmedi. Biz bu kapsam dışındayız ama çoğu kişiye gelmedi. Şimdilik değil. Şimdilik dışındasınız ama biliyorsunuz. Ama kimsenin bir bilgisi yok. Yok. Sır gibi saklanıyor. Peki ne, esnaf esas olarak burada yaşamaya devam etmek mi istiyorsa, verirlerse gideriz mi diyor? Ya kişinin maddiyatına göre değişiyor. Adam 200 lirayı gördü mü kimisi çekiyor gidiyor, alıyor gidiyor. Kimisi diyor ki ben burada kalayım diyor. Yani belirsizlik oluyor. Sizce çoğunluk nasıl? Eğilim ne yani? Eğilim şöyle söyleyeyim. Parçalayıp parçalayıp göndermeye çalışıyorum. Aynen. Benim dediğim taktik işte. Böl parçala yönet, evet. Değil mi? Bin yıllık falan mahalle. Eski Türk Osmanlı Mahallesi. Burada bir süre önce çok canlı bir mahalle yaşamı vardı. Cıvıl cıvıl insanlar. Bu mahallelileri ben tek tek tanıdım. Burada kilimler seriliyordu. Akşam çay sohbetleri falan. Herkes birbirini tanırdı. Birbirinin aile yaşamlarını. Bir yıl bile olmadı. Birkaç ay önce boşaltıldı bu mahalle. Yani birkaç ay önce kamyonlarla gittiler insanlar. Hatta o nerede yaşarsan yaşa, wherever you live, Af Örgütü'nün çektiği belgesel burada çekildi. Bu binalar bu kadar kötü değildi. Özellikle insanlar çıktıktan sonra belediye veya kim yaptıysa, camlar mamlar gördüğün gibi kırıldı. Ne düşünüyorsunuz bu Türk Mahallesi ile ilgili? Çok güzel, ben onu diyorum şimdi. Nostaljik bir şey ama biraz... Seneke mahallesini de benziyor. Ama bu hale çevirdiler. Birkaç ay önce böyle değildi burası. Yani özellikle yıkmak için bu hale getirdiler. Öyle mi? İstanbul'un en iyi semtlerinden birisiydi burası. Daha sonra yozlaşmış olabilir. Ben evimi vermek istemiyorum. Eğer çok da gözü olan varsa da buyursun, gelsin, alsın. Alabilirse eğer. Kamulaştırarsa kamulaştırsın. Adalet var, kanun var, adalet var.
devlet ne diyorsa olur. Ne diyeyim artık, başka bir şey diyeceğim yoktu yavrum. Böyle bir tebligatın tarafıma zabıta tarafından bildirilmesi yasal mıdır? Yani buraya bir zabıta kanalıyla Fatih Belediyesi tebligat gönderiyor. Bu tebligatlardan birinde diyor ki, burası diyor park alanı olduğu için, diyor sit alanı olduğu için kamulaştırma yapacağız. İkincisinde de ceza gönderiyor, işgalcisiniz diye. Bir kere burada hukukçulardan öğrendiğimiz, bu şekilde zabıta kanalıyla belge gönderme hakkı yok belediyenin. Usulsüz, yani yasa dışı bir iş yapıyor. Onun için aslında bu kişilerin avukat söyledi. Neydi? Yani bu kağıtları kale almamaları gerekiyor. Aslında şu kağıtlarla hiçbir şekilde ne tehdit edebilirler ne de yaptırım uygulayabilirler. Biz proje onaylanmasın diye belediyeye aşağı indiler. 85 tane mülk sahibi toplu olarak belediyeyi bastık. Bakın anlatıyorum, Fenerbalat'ta. 85 tane mülk sahibi Fatih Belediyesi'ni bastık. Oylamaya girdik. Yapmayın, halk istemiyor. Oylamayın bu projeyi diye. Dediğiniz gibi 9 tane CHP meclis üyesi var. 27 tane AKP'nin hepsi elini kaldırdı. CHP ile Saadet kaldırmadı. Yani halk istemiyor diye. Yer benim diyor, işgalcisin diyor. Değilsin işte. Avukat getirdik biz o gün. Sen konuştun. Faruk Çolak'la ben gittim, birebir konuştum. 4 sefer gittim hatta. Burada her tarafı açtım. Bütün evlerini, projelerini, internetten hepsini tek tek gösterdim. Yeniden projelenme yapıldı. Harita mühendislerimle konuştum, ne bileyim. Çağırdık, Harun Çolak'ın şeyine oturduk odasına. Yanındaki sekreteri, kalem müdürü var. O çocukla beraber oturduk. Hepsini konuştuk. Yıkılacak. Şurada, şu şantiye yasal değil. Sur dibinde, düşünsenize. Yasal olarak herhangi bir sur dibinde bilmem kaç metreye kadar inşaat yapmak ya da herhangi bir şantiye kurmak yasaktır. Biz bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Burada bir sürü basın açıklamalar yaptık ama o şantiye halen orada duruyor maalesef. Siz belediyeden izin aldıkça ondan sonra o zaman siz bana bir belge gösterin. Gelin belgin, bak tabela doğru. Geliyor şimdi, başkan da geliyor buraya. Hangi şimdi geliyor, başkan? Şimdi belediye başkanı da geliyor. Mustafa Demir mi geliyor? Yok, yardımcısı geliyor. Gelsin. Buyursun. Elinizi kolunu sallaya giriyorsunuz. Tabii gireceğim. Nasıl gireceksin? Babanızın malı mı burası? Babamın malı tabii burası. Bak işte gördüğünüz gibi. Allah Allah. Çok çirkin bir iş. Tamam, burada çekim yapman için izin alman lazım. Beyefendi, belge getir. Bana belge getireceksiniz. Gelsin Özgür Bey mi gelecek? Kim çekim gelecek? Yapmak için belge beyefendi, kimi çağırıyorsunuz? Çağırın belediye başkan yardımcısını. Keşke belediye başkanı kendisi gelse. Çekemezsin. Neden? Dışarıda konuşursun. İsmet amcanın evinin önünde çekerim. Sizde ne? Çek bakalım, çekebiliyorsun. Ya neden? Buraya evrak getirdiniz. Siz orayı satın almadınız henüz. Dışarıda konuşursun. Ben de diyorum ki siz bana evrak getirin. O da git evini çek. Çekemeyeceğim. Daha evrak getirin. Hayır, şantiye alanı diyorum sana burası ya. Daha ne söyleyeyim sana ya? Ano var böyle. Allah Allah. Pano burası şantiye alanı, giremezsin. Orayı satın almadınız ya, daha. Ha, gir evin içerisinde konuş. Sokağa da mı sahip yani çıkıyorsunuz? Sizden bana bir korkula bir şey yok. Daha çıkamazsın. Burası şantiye alanı diyorum. Anlamıyor musun sen ya? Şantiye almak demek ülkeye giremezsin. Şu anda başıma bir şey düşün. Sen bunu benim. Sen değilsin. Allah'ım ya. Allah Allah. Bana öğretme bunları. Tamam. Şu anda senin başına burada bir iş gelse sorumlu benim. Sizden başka kimse iş getirmez başımıza. Merhaba. Ya Allah'ım. Neydi biraz önce kızım? Nasıl yorumluyorsun? Yani tamamen çıkar meselesi. Yani saflar dediğin gibi belli oluyor yavaş yavaş. Demek ki bu süreçten besleniyorlar. Bu yasanın uygulanması sırasında o mülk sahipleriyle anlaşma yapılmanın işin esasını oluşturacağı şeklinde bir düzenleme var. Bu güzel bir düzenleme ama bunun detayları, bunun ayrıntılarına ilişkin yasada hiçbir düzenleme yok. Yasaya baktığımızda daha çok riskli yapıların tespiti nasıl olacak, tahliye nasıl olacak ve daha çok da yeniden yapım nasıl olacak
meselesinin işlendiğini görüyoruz. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin maddede yürütmenin durdurulması kararı verilmesini imkansız denebilir miyim? İmkansıza yakınsadılar bir matematik deyimi, bir fizik deyimi kullanacak olursak. Yani imkansız değil ama imkansıza çok yakın bir noktaya taşıdılar. 2577 sayılı kanunun 27. maddesinde yaptıkları değişiklikte. Başka bir şey yaptılar. Anayasaya aykırılık itirazını tek başına bir yürütmenin durdurulması gerekçesi sayamazsın dediler. Hukuk tekniği açısından böyle bir yasa olamaz. Bunu da yaptılar. Yasada en az 20 yerde muğlaklıklar var. Yapılabilir, edilebilir, verilebilir, öngörülebilir. Bir yasada verilebilir olmaz, verilir. Kentsel dönüşümü efendim bir deprem bahanesi falan filan hazine arası vesaire gibi ifadelerle süslemeye çalışırlar. Fakat temelinde bir psikolojik hareket olduğunu düşünüyorum. Emperyalizmin, kapitalizmin en saldırganlaştığı nokta olduğu kanaatindeyim. Çünkü doğrudan emperyalizme, kapitalizme farkında olmaksızın yaşayış biçimiyle direnen hedefler, organik hedefler ortadan kaldırılıyor, tasfiye ediliyor. Bu hedefler nedir biliyor musunuz? Bu hedefler o mahallelerdir. Oradaki kültürel background'dur, geçmiştir. Meydanı bu tür durumlara karşı mücadele eden ve hak almayı bilen insanların olduğu bir yerdir. Bir tür karşılıklı mücadele şeyiyle belirlenecek bu. Çünkü daha önce biz yine planlar yapılmıştı. Bu planlara karşı çok yoğun bir mücadele verdik. Bayağı kamuoyu yarattık. Televizyonlar, basın bizleri çok yazdı. Yani bir ay Ok Meydanı neredeyse her televizyonda, her gazetede çıktı. İnsanı merkezine koymayan bir plandır bu. Sosyal sonuçları düşünülmeden hazırlanan bir plandır bu. Onun için reddediyoruz bu planı. Tayyip Erdoğan'a buradan diyoruz ki halktan yanaysan, sermayenin tercihlerinden yana değilsen bu planı geri çek. Hacı Şüref de bizim, Ok Meydanı da bizim. Biz Hacı Şüref halkı olarak Ok Meydanı büyük bir derecede destekliyoruz. Biz ölümüne baş koyduk. Biz oralarda doğduk, oralarda büyüdük. Vergi aldılar, elektrik aldılar, su aldılar, doğalgaz aldılar. Arsaları parasıyla aldılar, emlak vergisi öderken sadece ev parası, ev vergisi almadılar. Arsanın da vergisi aldılar. Vergi alırken bir daha kaybediyorlar. Atatürk döneminde Balkanlardan gelen Arnavut vatandaşlara buralar verilmiş. Onlar ekip biçiyorlar bu arazileri. Biz de memleketten babalarımız işte bu Haliç'i çevresinde, Beyoğlu'nda, kimisi temizlik işçisi belediye, kimisi Haliç tersanelerinde ya da fabrikalarında çalışan insanlar buralarda arsalar alıyorlar parayla. Yani muhtarların şahitliğinde, karakol bekçilerinin şahitliğinde böyle gayet, efendime söyleyeyim, yasal
bir iş yaptıklarını düşünerek arsalar alıyorlar, para, büyük paralar vererek. İşte binalarımızı yaptık. Yani biz o zaman çocuktuk, hatırlıyoruz o dönemleri. Memlekette varımızı, yoğumuzu sattık. Hayvanlarımızı, ağaçlarımızı sattık. O paralarla gelip buraları aldık, yaptık. Sonra tapu tahsis belgesi verildi buraya. 82 yılında, 83 yılında Özal döneminde. 12 Eylül öncesi ilan edilen 24 Ocak kararları vardı. Türkiye'deki ekonominin dünya pazarlarına açılması süreçleri vardı. Gelen yabancı servet bir şey daha gördü. Türkiye'de imar açısından rant caddesiydi Türkiye. Önceden sosyal bir yapı olan, yani Anadolu'dan gelmiş yoksul insanın birkaç gecede kurduğu yapılardan artık kamudaki insanların, görevlilerin izni, özel çıkarlarıyla gündüz konutlara dönüşmeye başladı. Artık öyle şeyler yaşandı ki işte bir kat at, şu partiye şu kadar bağışta bulup bir kat at süreçleri özellikle yaşanmaya başladı. 94 yılında Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olmasıyla birlikte bu söylemde ciddi bir kırılma olduğunu görüyoruz. Yani bu çok net çıkıyor ortaya. O dönemdeki belediyenin çıkardığı belediye dergisi var. Ve parasız olarak bir sürü yere dağıtılıyor bu dergi. O dergi üzerinde örneğin bir tarama yaptığınızda Tayyip Erdoğan'ın gecekondu meselesine çok ciddi bir şekilde bir dışlayıcı bir üslupla söylemini geliştirdiğini görüyoruz. Yani gecekonduların mutlaka çözülmesi gereken bir şey olduğunu. Yani bir şekilde bir işgalci söylemi o dönem aslında hep vardı ama o dönem çok belirgin bir biçimde çok ağızdan tekrarlanmaya başlıyor. İstanbul'un yoksulluktan arındırılması, yoksullardan arındırılması gerekiyor. İşte kentteki görünümü bozan binalar, mahallelerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor bu zihniyete göre. Ve bir şekilde sadece İstanbul'un kendisinin mekan olarak bir meta gibi kullanılması dışında İstanbul'un içinde üretilecek hizmetlerin de pazarlanması söz konusu. Bir mahalle aynı zamanda bir kamusal alandır da. Yani mahallede atıyorum bir bahçe önünde toplanmak ya da bir meydanda bir araya gelmek, oturmak, bir banka oturmak aynı zamanda kamusal alanı da paylaşmak demektir. Bence insanlar o bildikleri anlamıyla kamusal alanı yitirmiş olacaklar aynı zamanda. Sadece akrabalık duygusunu yitirmeyecekler, uzaklaşacaklar. Benim için en önemli özellik insanların banliyölere sürülerek yalnızlaştırılması. Zaten kapital sistemi yaratmak istediği tip bu. Hatta ve hatta bugün Orta Doğu'ya, Doğu ülkelerine programlı olarak saldırılmasının nedeni Doğu'daki tüm yapıları tahrip etmeye başarmış olmaları fakat bir türlü bu tarihsel kamusalcı geleneği yıkamamış olmalarıdır. Semtimizde uygulanmak istenen kentsel dönüşüm yasasıyla alakalı taleplerimiz kabul edilmiyor, protokol taleplerimiz kabul edilmiyor. Kentsel dönüşümün bu mahalledeki yaşayanlara ne yaşatacağı bir muamma. Buna karşı cumartesi günü bir yürüyüş tertipledik. Onun bildirilerini mekanlara asıyoruz. Semt sakinlerini eylemimize davet ediyoruz. Tapu tahsis belgeleri dağıtırken bir kanun vardı, yasa vardı sonuçta. Belediyeler bize tapu tahsis belgesi verdi. Ama şimdi o tapu tahsis belgelerimiz bir işe yaramıyor. Şimdi başkana sormak lazım. Tapu tahsis belgesi verilirken de bir kanun vardı memlekette. Biz buraları yaparken de bir kanun vardı. Şimdi sen bize protokol vermiyorsun. Yarın başka bir seçimle gelen kişi işbaşı yaptığı zaman o da bizim haklarımızı yok sayarsa biz de kime güveneceğiz?
biliyorsunuz mahallemizde kentsel dönüşüm problemi hala devam ediyor. Belediye bizim taleplerimizi kabul etmiyor. Protokol istiyoruz belediyeden. Diyoruz ki haklarımızı garanti altına al. Bizi mağdur etme, bizi borçlandırma. Ama belediye başkanı bizim protokol talebimizi reddediyor, kabul etmiyor. İyi yerlerde yaşamak her şeyden önce ok meydanların hakkıdır. O yüzden biz protokolümüzlerine kadar her cumartesi günü ok meydanda yürüme kararı aldık. Önümüzdeki cumartesi de saat 6'da İkitaş Parkı'nda buluşup yürüyeceğiz. Hepinizi yürüyüşümüze bekliyoruz. Bu barınma hakkı meselesidir, ev meselesidir, mark meselesidir, yurt meselesidir. Eğer biz duyarlı olmazsak, gücümüzü gösterip bir kamuoyu oluşturmazsak haklarımızı kazanamayız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. 1966'dan beri bu mahalledeyim. Biz buranın vergisini de biliyoruz. Elektriğini, suyunu, telefonunu aklına gelecek. Ben esnafım. Hala vergi veriyorum. Ama sorduğumuz zaman bizi doyuracak hiçbir cevapları yok. Verdikleri cevap çok kolay. Kimse mağdur olmayacak. Ama neye göre? Al kağıdını. Bir yere gitmeyeceğim. Bir dairem var. Fazladan bir dairem yok. Ne kaç verirler, ne ederler bakayım. Bilmiyorum. Emin misin? Düşün. Gideceğimiz yerler onların önereceği yerler. Beylikdüzü, yani İstanbul'u şu an. Biz Alevi bir kesimiz. Zaten ezilen iki toplum var. Alevi ve Kürt toplumu. Yani bu tür insanları, bu toplumları İstanbul dışına, daha çok kırsal yerlere, metropollerden uzaklaştırılacak. Zaten yıkımların en büyük sebebi bu. Ankara olsun, İzmir olsun, İstanbul olsun. Kürtleri, Alevileri daha çok metropollerden kovmak. Sulu Kule örneği var burada. Halkın kendi ellerinden emekle kazandığı yerlerini 13 milyara, 15 milyara alan devlet şu anda 700-800 milyara bir daire satıyor. Kimin hakkı var burada? Kim alabilir? 700-800 milyara daireyi kim alabilir yani? Ok meydanında öyle. Anlaşmanın ne olduğunu dahi net bir şekilde bilmiyorlar şu an itibariyle Sulukule'dekiler. 4+1 ya da 3+1 evler konusunda bir mutabakata vardıklarını sanan insanlar şu an itibariyle çok daha alt koşullarda ve borç da ödemek durumunda kalarak bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Bunlar mülk sahipleri. Mülk sahibi olup belli bir ödeme gücüne sahip olan insanlar. Bunlar bir borçlanma ilişkisine girebilenler. Onun dışındakiler taş olup da onlara ev verdiler değil mi? Kiracılara ya da bir kısım insanları oraya gönderdiler. Bu insanlar orada yaşaması mümkün değildi ki. Şimdi buradaki kentsel dönüşüme bakıyorsunuz ki buradaki kentsel dönüşüm buradaki insanlara ne gibi faydası olmuş? Buradaki insanlara hiçbir faydası olmamış. O zaman buna ne diyebiliriz ki biz? Kentsel dönüşüm mü diyeceğiz hala biz buna? Ne diyelim peki? Asimilasyon diyeceğiz tabii ki. Yani burada bir asimilasyon oldu işte. Neden Sulukule'de Sulukule'liler yok? Yani inşallah bir gün böyle bir basınla böyle gelirsiniz de buraya bu evler bittikten sonra kapıları çalıp siz Sulukule'li misiniz diye sorarsınız. Bakalım kaç tane kapı çalacaksınız, kaç tane Sulukule'li çıkacak? Bize danışılmadan yapılan bu planlara, bu yasalara hayır diyoruz. Bu planları, bu yasaları asla, asla kabul etmeyeceğiz diyoruz. Burada amaç sadece belli alanları işgal etmek. Buradaki halkı da işgalci olarak görüp daha önce satmış oldukları bu toprakları tekrardan fahiş bedellerle bu halka satmak istiyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz. Biz diyoruz ki biz bu mahalle halkı olarak yerinde ıslah projesini savunuyoruz. Eğer benim binam sağlam değilse gelin diyoruz hep birlikte sosyal bir devlet anlayışıyla bu binaları hep birlikte beraber dizayn edelim. Beraber yıkalım, beraber yapalım. Ama onlar buna gelmiyor. Onlar bize, sizler işte bize tapu masrafları altında bir takım bedeller ödeyin. Ama herhangi bir belge sunamıyorlar bize. Biz bilmiyoruz. Halk bilmiyor. Bizim evlerimiz buradan yıkıldıktan sonra tekrardan buraya geliş olabilecek mi? İnsanlar bu muğlak durumda yerlerini terk etmek istemiyor. Bunun bedeli ne olursa olsun. Yani bu yıkım projesini uygulamaya geçirecek olan devlet önce bunu hesaba katmak zorunda. Buraların her türlü cefasını çekmeyin. Şimdi ise
Burada ben bir emekliyim. Alayım orada 800. 5 tane çocuğum var. Ben yemedim, içmedim. Arnavutlardan ben satın aldım. E şimdi 5 kuruş param yok. Ben neyle ne alacağım? Ben bir daha mı para vereyim benim bana? Yerimizin yurdumuzu yabancılara, büyük sermayeye peşkeş çekmek için bu yasayı çıkardılar. Sözüm ona, deprem için milletin evini dönüştüreceklermiş. Tövbe yalan. İnşaat sektörünü güçlendirmek, inşaat sektöründen elde edilen parayla büyümekte olan cari açığı kapatmak için bunu yapıyorlar. Daha önce biliyorsunuz sanayi kapitalizminde kentlerde büyük fabrikalar vardı ve fabrikaların etrafında bir şekilde istihdam eden emekçi sınıf, işçi sınıfı vardı. Onun içinde aslında Fordizmin kenti işçi kentiydi. Yani daha çok emekçi kesimin yoğunluklu olarak istihdam edildiği ya da bir şekilde hatta emek ücretlerinin maliyetini düşürmek için gecekondulaşmaya da devlet politikası olarak izin verildiği ve bu yüzden de kentin etrafının gecekondularla sarmalandığı bir süreçti sanayi kapitalizmi. İstanbul'da da aynı süreç yaşandı. Eskiden kentin çeperine inşa edilmiş olan, yani sanayi bölgelerinin etrafına inşa edilmiş olan gecekondu bölgeleri kentin büyümesiyle birlikte birdenbire kentin içinde kaldılar ve kıymetli şeyi oluşturdular. Kıymetli kent toprağı haline geldiler. Rantı çok yüksek alanlar haline geldiler. Böyle olunca da iki tür alana el atıldı. Kent merkezinde, yani kent merkeze yakın yerlerde iki tür alanda bir potansiyel ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi tarihi bölgelerdir. Yani kent merkezinde yer alan tarihi konut stoğunun olduğu alanlardır. Buna örnek olarak da işte mesela tarihi yarımadayı söyleyebilirsiniz ya da işte bu şeyde Taksim civarında Cihangir, Galata gibi alanlar örneğin hızla soylulaştılar. Tarihi yarımada bu çalışmaları yaparken biliyorsunuz ki Sulu Kule'yi 5 metre kazarsanız Osmanlı, 10 metre kazarsanız Bizans, 15 metre kazarsanız Roma ile karşılaşırsınız. Ve bu tüm tarihi yok etmek demektir. Burada kazıma şeklinde bir kentsel dönüşüm yapar. Şu halde yaparsınız. Ve şu anda da yaptıkları için bu tarihi de tamamıyla öldürdüler. Bu sırf Sulu Kule'lerin tarihi değil. Osmanlı'nın tarihi, Bizans'ın tarihi, Roma'nın tarihi. Yani tüm dünyanın bir tarihi yok oldu burada aslında bakarsanız. Şimdi bunları kendi anıt eserleri, çevreleriyle birlikte düşünmek gerekiyor. Süleymaniye de öyledir, Fenerbalat da öyledir. Bu anıt eserlerin etrafına, yani 500 yıllık, 1000 yıllık, 1700 yıllık anıt eserlerin etrafına siz yeni apartmanlar dikerseniz ruhunu ve bütün medeniyet ölçülerini kaybetmiş olacaklardır. Ve onlar dımdızlak ortada kalacaklardır. Mesela Süleymaniye Camisi'nin etrafındaki ahşap konaklar tek tek yok edildi, yakıldı, beklendi, bitsin diye beklendi. Şimdi orada da benzer bir proje yapılıyor. UNESCO uyardı, UNESCO temsilcisiyle ben röportaj yapmıştım. Dedi ki Süleymaniye konakları, Süleymaniye'nin ahşap binaları en az Süleymaniye külliyesi kadar kıymetlidir. Onları yok ettiğiniz zaman dünyadaki kültür halkasından, mimarlık tarihi açısından, kültür halkasından çok önemli bir halkayı da koparmış olacaktınız. 2010 senesinde Türkiye'de ne oldu da arsa fiyatları birdenbire %125, %1555 arttı? Soruyorum size. İşte bizi çıkmaza sokmak için bize setler koyuyorlar, hendekler açıyorlar. Birini birinciyi aş, aşamayan eledi. İkinciyi aş, aşamayan eledi. Üçüncü de geldi. Hepsini aştık. Vereceği bir tane hisseli tapu. Hisseli tapu şu anda bize, bizim oturduğumuz yerlerin parasını bizden alıyor. Nereye gideceğimiz sonradan belli olacak. Kaç ortaklı olacağı sonradan belli olacak. En yakın parselde yer veriyor. Şu anda nerede yer vereceği kesin değil. Lütfen tapu tahsislerini okuyun arkadaşlar. Altında ne yazıyor biliyor musunuz?
tapu tahsis belgesi İslah imar planları yapıldıktan sonra tapuya tescil eder diyor. 2009-81'e göre biz burada hak sahibiyiz. Burada mağduriyetler yaşanacak. Yalnız bu mağduriyetler sadece ya dönüşüm denildiğinde sadece binalar dönüştürülmeyecek. İçerisindeki insanlar dönüştürülecek. Yaşamımız, yaşantımız, sosyal yaşantımız da aynı şekilde dönüştürülecek. Komşuluk ilişkilerimiz değiştirilecek. Bunları belirtmek ve bu durumda mağdur olanların sadece ev sahipleri değil, burada yaşayan herkes, ev sahibi, kiracılar, çalışanlar, hepsi bir arada birlikte bu mücadeleyi aslında nasıl omuzlayabilir, bunun da konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Burada yaşayan bütün insanların tekrar burada yaşaması için, iş yerlerinin, işçilerin, emekçilerin, işsizlerin yaşaması için gerçekten kendi aramızda örgütlenip kooperatifler kurmak en anlamlısı gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Evet, soru sormak isteyen başka? Soru mu? Zafer. 2 milyar para yatırmazsak kartlarımızı alamıyormuşuz. Tapu almak için. Şimdi şu anda. Evet, başvuru yapmazsak haklarımızı alamıyoruz diyorlar. 2 milyar belediyeye yatırmazsak, yani para vermezsek haklarımızı alamıyoruz. Bir şey hak sahibi olamıyoruz. Öyle bir şey yok. Yok ya, bırak ya. Belediyenin başlattığı 4.760 kanunda bize imzaya çağırmadan, yani bunun yasal zemini nedir? Belediye bunu aslında nasıl yapmalıdır? Yani bizim ne kadar sürecimiz var bu konuda, bu belediyenin atmış olduğu adımda? Bunları öğrenmek istiyorum. Çünkü biz bu yasal mevzuatlarda ne yapmamız gerektiğini şu anda tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bize bir yazı gelmedi. Sadece dışarıdan duyumlar alıyoruz. Birileri işte birilerine bunlar verilecek diye sözel konuşuyor. Yasal prosedür nedir ve ne kadar zamanımız var? Bunun için teşekkür ederim. Önce yapmanız gerekeni yapın. 4706'ya göre başvurup alacak mısınız? Başvuru yapacak mısınız? Yapmayacak mısınızın kararını verin. 4706'ya göre yapılmış başvuruları bunun kararını verin, başvuranları da geri çektirin. Bunun kararını verin, başvurmamışları da başvurdurtun. Ama önce bunun kararını ver. 2981 ve 4706 kavgasını verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Benim burada bu salonda bulunanlar vereceğiz demesi meseleyi çözmüyor. Gerçek örgütlenme, gerçek. Büyük projeler, 3. köprü, kanal projeleri gibi çılgın projelerle bütünleştirildiği zaman sermayenin odaklanacağı bazı mekanlar var. Bunlar rantı yüksek yerler. Buraları yeni büyük sermayeye kazandırma amaçlı. Ve orada yaşayan insanlar yeni büyük sermayenin oraya gelmesiyle oluşacak rantı bir şekilde bölüşemeyecekler ve tasfiye olacaklar. Kentler sürekli dönüşür. Yani bu hep gördük bunu. Ama o dönüşümde farklı kesimler belirli paylar aldığı için şimdiye kadar da bu kadar ciddi bir reaksiyon da olmamıştı. Yani kent mantığı zaten kent toprağının yıkılıp yeniden yapılanmasıyla kentler gelişir ve rant değeri artar. Tarla başında örneğin bu Galata ve Cihangir'de olduğu gibi bir rant yaratma olanağı yoktu mevcut durumunda. O nedenle mesela Fener Balat ve Tarlabaşı gibi alanları piyasaya bırakmakla çok yüksek rant elde etme şansı yoktu. Çünkü binalar mütevazıdır orada. Yani üst gelir gruplarının konut alanı olarak kullanmaya elverişli değildir. Ya da büyük kullanımlar için işte otel, restoran, o tür kullanım için daha sınırlı bina vardır. Mesela Galata ve Cihangir'de binalar karşılaştırırsanız zaten yapılışı da öyledir. Daha mütevazi, daha orta gelir grubu için tarlabaşı inşa edilmiştir. Fener Balat öyledir. Orta gelir grubunun konut mahallesidir, konut semtleridir. Buraları rant yaratabilmek için o binaları tümden yıkıp, birleştirip daha büyük kullanımlar için hazırladılar aslında.
Tarlabaşı'nda 9 ayrı mimar, 9 ayrı blok, 9 ayrı kent yaratma anlayışıyla bu projeyi başlattı. Ve bu 9 ayrı mimarla birbirinden ilişiksiz bir projelendirme süreci de gidiliyor. Çok enteresan, sadece biz fasatı, işte biz tarihi yapıyı koruyoruz diyorlar. Ama fasatta koruyorlar, yani cephede koruyorlar. Devletin bütün yetkilerini arkasına almış bir holdingle pazarlık yaptıktan sonra, o holding size teklif ettiğinden iki katını, hani 15 dakika içerisinde bir emlakçıdan almanız gibi örnekler gelene yayılacak. O yüzden Tarlabaşı'dır. Bizim yakından bakmamız ve yakından anlatmamız, insanları da anlatmamız gereken örnek bence Tarlabaşı'dır. Ondan sonra Kayabaşı gibi yerlere de insanları göndereceksiniz. Bravo. Buraya bir çivi bile çakamazsınız deyip vefadaki 4. anıtlar kurulu belediye hep bize engel oldu. Parası olana da yaptırmadı. Şimdi de böyle atıl vaziyeti pislik yuvasıymış gibi gösterip birilerine peşkeş çekiliyor. Teşekkür ederim. İstanbul'u sana sana kalmadı. Acele kamulaştırma kararının ve yaşam alanımıza yönelik bu saldırının, talanın, adaletsizliğin hedefi sadece Fener Balat Ayvansaray değildir. Bütün Türkiye'dir. Bu sorun artık geneldir ve ülkemizde gerçekleşen hak ve hukuk ihlalleri ve yaşamımıza yönelik saldırılar hepimizin ortak sorunudur. Hakikaten de bizim için çok zor bir şey. Çünkü bir kültür, kendi yuvamız, tapulu yuvamız kendi ilimizden alınıp, zorla, bir de şimdi kanun çıkmış ki ne hakkını arabiliyorsun, ne mahkemeye verebiliyorsun, ne bir şeye, kendini savunacak bir şey bırakmıyor. Dört kardeş biz bir aradayız. Bana diyor ki, bir kardeşlerin bir tanesi bile razı gelse evin yıkılacak. Bak şimdi çoğunluk dağılımı ya, bazı da burada bir kişinin razı gelmesine bana yapılan kötülüğe bak. Dört kardeş bir evde oturuyor. Peki bu dört kardeşe sen ne vereceksin? Gerçi biz bunu istemiyoruz ama bunu da konuşalım. Sonra deprem diyor. Sonra depremden ne sen sorumlusun ne de ben sorumlusun. Deprem Allah'tan gelen bir şey. Ben seni de sorumlu tutmam ki bundan. Ama ben o yaptığım binada eğer ki de bana bir şey olacaksa, depremden yıkılacak, bozulacak, dökülecekse o zaman sorumlu olacak mısın sen benim gördüğüm zarardan? Bu emeklim yok. Biri rahatsız, çocuğum var. Tekstilde çalışıyor. 3 gün alıyor, 5 gün alamıyor. Tayyip Bey gitmiş Suriye ile uğraşıyor. Gelmiş burada evleri yıkıyor. Ne yapacak? O zamanı bağırıyorlardı ki kiracı kalmayacak, kiracı.
Şimdi bunlar 2-3 senedir bizi uğraşır yani. Bunları duymayayım, eşitmeyeyim mi? Eşit bak 62 yaşındayım. Gelmiş Balat'ta ben hakkımı arayayım. Kolay mı? Herhalde benim bir imkanım olsa gelmem. İmkanım yoktur. Nedir bu? Ayıp denen bir şey var. He? Bize neler çektirdiler ben bilirdi. Hasta oldum. Ne bileyim artık. Perişan kaldım. Kapılarda yattım. Bunu ben bir kadın halimde utanmayayım. Düşünmüyor mu beni? Kapılarda yattım. Suyumu kestiler. Ceyranımı kestiler. Kavgalaştım. Çiğdem Hanım'ın haberi var. Çok yani ağır şeyler yaşadım. Yani ben onun annesi yerinde şöyle bir bakarsan beni düşünmedim. Ayıp değil mi? Günah değil mi? Huri teyze bir çevirsin. Filin Hanım bir de şöyle çevirir misiniz? Çünkü onları ilgilendiren boyutu olacak herhalde. Uluslararası yasalara göre savaş halinde bile elektrik ve suyu seçmek savaş suçudur. İnsanlık suçudur. Burada bu mahalle böyle boşaltıldı ve şimdi bize de bunu uygulamak için yasal hale getirdiler. Ve bu teyzenin de onu anlattığını söyledim. Toplu dede sanıyorum direkt... Bu şekilde boşaltıldı. Evet ama yer olarak... Hayvan Sarayı. Also die Dame, die neben mir sitzt, ist eine von den Vertriebenen. Sie hat ihre Wohnung verloren. Sie wohnt nicht direkt hier in Fenne, aber direkt im anschließenden Viertel. Und dort haben sie schon die Häuser leer gezogen. Und um sie dann rauszubekommen, haben sie Strom und Wasser... Thank you.
Burada Havataş'a hiç kimse ulaşamıyor. Havataş yukarıda. Havataş'a ulaşamıyor. Ulaşacak hali yok. Oteller bunun münferit transferlerle çözmeye çalışıyorlar. Ben ikinciyle çekeyim mi? Çek. Evet. Oraya giren minibüs çıkamıyor. Şeye giren çıkamıyor talimhane. Evet. Şimdi bütün bunların yansıması otellere biraz şu anda rezervasyonlar yapılmış. Bizde rezervasyonlar bir yıl önce ben yaptım. Tabii tabii. Şu anda mevcutta idare ediyorlar. Ama yeni rezervasyon alamayacaklar. Hayır, bu rezervasyonların gerçekleşme zamanında da büyük problemler çıkacak. Tabii. Neden? Ya parasını isteyecekler ya şey olacak. Daha farkında değiller. Şimdi bakın, bırakın onu. Şuradaki saatçi 7500 lira kira veriyor. Adamın işi bitti. Yazık ya. Buradan bakın, tarla başına kadar çevirdiler şimdi. Bir bölgeyi mahvediyorlar. Ve en önemli... Ve İstanbul'un kalbi ya burası. Turizm bölgesini mahvediyorlar. İstanbul'un kalbi burası. Taksim'e, Taksim Gezi Parkı'na, yani bizim de bir evimiz var. Ulaşım hakkımıza, demokrasiye, hak arama mücadelemize, bayramlarımıza, yılbaşı kutlamalarımıza ev sahipliği yapan Taksim Meydanı'na sahip çıkmak için bu kez Taksim'deyiz. Taksim bizim, İstanbul bizim. Taksim bizim, İstanbul bizim. Bugün burada karşılaştığımız şey bizim canımız olan Gezi Parkı'nın ağaçlarının kesilmesiyle sınırlı değildir. Bugün burada karşılaşılan şey Taksim'in dinselleştirilmesidir. Bugün burada karşılaştığımız şey Taksim'in eğlencesinin, kültürel miraslarının yok edilmesidir. Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinin aslında kodu budur. AKP kendi düzeninin içerisinde yeni kentler, yeni meydanlar istiyor. Çağdaş ulaşım politikalarına rağmen tamamen ters düşen bu uygulama ile oluşulacak dalış rampaları ve istinat duvarları insanların güvenliğini tehlikeye sokacak, mevcut ulaşım sorunlarını artarak devam etmesine neden olacaktır. Aynı zamanda otobüs duraklarının da yer altına indirilmesi sonucu insanların egzoz dumanlarıyla baş başa bırakılması söz konusudur. Koruma Kurulu bu projeye henüz onay vermediği halde parkın içerisinde çeşitli sondajlar yapıyorlar, inşaatlar yapıyorlar, yasa dışı bir şekilde yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi bu Taksim Gezi Parkı'nda yaptığı inşaatları kaçak inşaat olarak yapıyor. Bunu protesto etmek için bugün Taksim Gezi Parkı'nın içerisinde son derece güzel, keyifli bir eylem yapacağız. Ve umuyoruz ki Koruma Kurulu Taksim Gezi Parkı'nda yapılacak bu yanlış projeyi, parkı, yeşili yok eden projeyi iptal edecektir. Taksim'i yayalaştırma projesini durdurmak için buradayız. Zaten Taksim'i yayalaştırma projesi dediğimiz şey kentsel dönüşüm. Yani bize göre rantsal dönüşümün bir parçası. Taksim'i yayalaştırma projesi nedir? Bize göre şudur. Halkın kullanımında, kamunun kullanımında olan bütün alanları bizim elimizden alıp şirketlere, sermayeye verme projesidir. Biz de buna razı olmadığımız için buradayız. Tamam, çok iyi bir proje varsa eyvallah ama yeni bir alışveriş merkezi geliyor. Ya o hakkında tamam, tam nasıl bir yorum vermek gerekiyor bilmiyorum ama o kadar alışveriş merkezi var ki yani bence o gerekmiyor. O yüzden nasıl diyeyim, çok güzel bir inisiyatif. Çünkü herkes böyle bir fotoğraf ile dolaşıp buluyor. Taksim'in güzelliği göstermek istiyor. Millet acayip böyle katılıyor. Nasıl durumlar? Çok kötü. Ne yapacaksınız? Kapatıp gidiyoruz. Ne zaman? Pazarda remont atladı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi
İşte simit ekmek alacağız baba. Hadi baba ver para. Bu şey ne oldu? Mahkeme, siz mahkemeye verdiniz değil mi? Mahkeme iptal. Kararı çıkartmadı mı? Mahkeme de onlardan yana baba. Yani buradan yer altına çıkabilecek herhangi bir tarihi esere karşı bu tür çalışmanın yapılmasının çok doğru evet, olmadığı yapıldı yani bakıldı söyleniyor. Şu anda gördüğünüz gibi kepçenin çalıştığı yerde. Aha. Çok eskiden işte bir ufak tefek yapılan oldu da çok önemli bir şey yoktu şu anda. Bir şey bulmadınız yani bir şeyle karşılaşmadınız. Şey evet peşinde durum yok yani. Şey arkeolog nerede? Diyor, tanıyor musunuz buralarda? Şu anda yoklar yani geçenlerde bir baktılar kazımada uğradılar baktılar. On günden beri şeyi müşteri girişlerini kapattılar. Hı hı. Geçiş güzergahı değiştiği için o yüzden iş olmamayacak mecburen. Peki bu şey mi? Bununla ilgili bir görüşme yaptınız mı siz? Yani neden kapattınız? İş yapamıyorsunuz. 8 ay süreceği söyleniyor. Dayanabilecek misiniz o kadar? Ya dayanılacak diye bir şey yok. Zaten burada müşteri olmayınca mecburen taşı tarağı toplayıp gideceğiz. Yapılacak bir şey yok. Bize ne yer verdiler, ne yer gösterdiler, ne para ödeme yaptı. 20 sene içerisinde bir potansiyelimiz var burada, bir çevremiz var. Her şeyimiz bu restoranttır. Bir, en az 40 kişi ekmek yiyoruz burada. 40 kişi çalışıyor. Her ayda ödemelerimizi takır takır yaptık. Ama şu anda bir yurt dışında olsa, Avrupa'da olsaydın adam belediyenin yeri sana ödemesini yapardı, çıkartırdı. Adam bana dedi ki ceketini giy çık. Herkes onlar perişan. Gördüğünüz gibi her bir yerde 20 kişi çalışıyor. 20 kişi çarparsan 4'ten 52 kişi. Yani bu yüksek bir rakam. Hı hı. Şimdi gelelim işte yaptığı proje var. Söylediler, ettiler. Gün geldi, çarptı işte. Yaya geçişi biraz olsa bir sorun değil. Yaya geçişi hiç olmadığı için biraz zor. Şu an yapacağı hiçbir şey yok zaten. Herkes bekliyor. Hı hı. Tek tek boşalım biliyor zaten. Herkes teker teker boşanıyor. Proje yok ki. Ha. Proje olsa bile hak yok. Resmen bize diyorlar kiracı değilsiniz. Encümetri kiracı o niyetine koyuyorlar. Nedir? Kiramızı almıyorlar. Encümetri yapıyorlar. 33 yıllık kiracısıyız. Dünyada Avrupa'da Amerika'da şeyler var. Eski kiracılar 15 yıldan sonra eski kiracılar kiracıdır. Kiracı encümetri yapamazsın. Birden atamazsın. Yapacağın yere hak verirler. Ama hiç hak vermiyorlar. Kapının önüne koyuyorlar. Bu durumda diyelim ki belediye bir proje yaptı. Projeye göre sizi tahliye ettiği zaman işte grandfather rights dedikleri orada dahi tazminat haklarınız var. Belediye size para ödüyor öyle çıkartıyor. Amerika'da bu olay var. Hı-hı. Türkiye'de böyle bir şey yok. Belediye şu anda bana diyor ki dükkanı getir bana teslim et diyor. Sözleşmen olsun olmasın önemli değil diyor. Yoksa diyor bana paran yazar diyor. Lira Turizm, vardı. McDonald's, bu dört yerin tedbiri var. Bu tedbirler durduğu sürece esasında burada hiçbir şey yapmamaları lazım. Bizlerin yok ama ona rağmen de işleme devam ediyorlar. Yani çok anlayabilmiş değiliz. Biz şu an zarar ziyan tespiti, buraya giriş çıkışın engellendiğine dair tespitler yapıyoruz. Yani şu süreci tamamladıktan sonra daha net bilgi veririz, evrak da veririz size. Bu kentin, ana kentin belediye başkanı olan bir mimar tarafından yapılan bir proje. İşin zaten absürt tarafı da bu.
bir mimar, ben yaptım oldu diye estetik kaygıları, mimari kaygıları, peyzaj kaygıları düşünmeksizin efendim onlarca yıla mal olmuş bir meydanı taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmamalıdır. Aslında Türkiye'de şu aralar yaşanılan en dramatik olan dramatik şey bir göçmen için. Yani İstanbul'a 50 yıl önce gelmiş olan bir göçmenin şu anda karşı karşıya olduğu en dramatik olay şu. Bir kere kendi İstanbul gibi bir yerde kentsel dönüşüm nedeniyle kendi memleketini, mahallesini yitirmekle bir memleketi zaten bir şekilde yitirmiş oluyor. Sürülüyor başka bir yere, bilmediği bir yere yalnızlaştırılmak üzere sürülüyor. Bu kez de belki böyle bir insanın köyünde, kasabasında bir evi vardır, bir bahçesi vardır. Geri dönme olasılığı vardı bugüne kadar. Ancak Türkiye'de yaşanan yeni bir süreç var ki o da HES'lerle birlikte insanların bu kez de bir zamanlar var olmuş o 50 yıl önceki kendi memleketlerini de yitirmiş oluyorlar. Gidebilecekleri bir yer yok insanların. HES projelerinin hemen akabinde başlayan bu kentsel dönüşüm projeleri de hiç sürpriz değildir. Çünkü mevcut politikalar köyü, Anadolu kırsalını bitirmek üzere programlanmıştır. Amacı odur, onun içindir. Tabii ki o köylünün o köy yerinden kaçtığında gideceği yer şehirler olacak. Bu da tahmin edilmektedir. Tahmin edildiği için de kentlerde yeniden kentleşme, o gelen insanları da o kente dahil etmek üzere ona göre bir organizasyon kurma, kenti ona modifiye etme işidir bu kentsel dönüşüm dediğimiz projeler. Belli köylerde, belli dere kenarlarında çok ciddi direnişler başladı. Çok önemli bir şey. Yani kırsal kesimde ciddi bir potansiyel muhalefet oluşmaya başladı. Uygulamalar başladığından itibaren 6 aylık 1 yıl süresi içerisinde kentlerde korkunç toplumsal muhalefet oluşacağını daha ileri gideyim. Sokak sokak, mahalle mahalle meydan savaşları yaşanacağını hesaba katıyorum. Şu anda İbrahim Peygamber o kentsel dönüşüm için evini vermemek için direnen insanlar arasında bağırıyor. Evimizi yıkanın villasını yıkarız diyor. Bu söz çok kutsal bir söz. Bu söz ilahi bir sözdür. Evimizi yıkanın, villasını yıkarız sözü Hazreti İbrahim'in siz kendi ellerinizle yontuklarınıza mı tapıyorsunuz sözüne eşdeğer bir sözdür. Yıkımlara izin vermeyeceğiz. Elimizi yıkarız, bir masını Mücadeleye cevap, bu daha başlangıç.
Gelecekse güçle kullanılacak. Tabii kullanılacak. Gelecekse güçle kullanılacak. Tabii kullanılacak. Çünkü biz yani vatandaşımızın ölmesi, ölecek bundan sonra biz ciddi bir bu işte bir adım atarsak, Allah göstermesin bir deprem olduğu zaman, o zaman derler ha hükümet gereğini yaptı. Ama peki yapmazsa, bu yapı denetimi için vatandaşlar para ödeyecekler mi bu şirketlere? Ödeyecekler. Tabii ödeyecekler. Yaptırmayan? Yaptırmayan gidip ödeyeceğiz, tapusunu aciz koyacağız. Ha.